Nobel Barış Ödülü adayı, dünyaca ünlü yazar Akif Manaf'ın Kuşku Nedir ve Nasıl Giderilir adlı kitabından insanlığa ilk defa sunulan bilgeliği bu videoda sizlerle paylaşacağız. Kuşku oyunu. Burada kuşku oyunları aracılığıyla bilgi edinmedeki psikolojik süreçler açıklanmaktadır. Aslında hiç kimse günlük yaşamını bir kuşkucu olarak geçiremez. Çünkü kuşkuculuk insan hayatını paramparça eder. Zira herkes solunan havanın zehirli olmadığından, güneşin doğacağından, yağmurun yağacağından, suyun temiz olduğundan vesaire kuşkulanmadan emin olarak yaşamak ister. Bir insan kuşkuculuktan kaçınamasa bile tekamül sayesinde kuşkuların tehdidinden kurtulur. Oysaki dünyevi düzeyde her iddia kuşkuya bizzat kendi özü ve yapısı gereği açıktır. İşte bundan bir kaçış bulunamaz ve kişi kuşkuculuğu alt edemez. Zira dünyevi bilgi kesinlikten kuşkusuz bir şekilde yoksundur. Dünyevi bilgi kuşku ile koparılamaz ve çözümlenemez bir sarmal oluşturmaktadır. Bu anlamda bilgi ile kuşku bir gerilime neden olur. Günümüzde Sorgusuz ve sualsiz kabul edilen bilimsel iddialar aslında kuşku zemini üzerinde ayakta durmaya çalışır. Esasında dünyevi bilgi kuşkudan kopuk olarak var olamaz. Bu dünyada olayların niteliğiyle ilgili bilgiler her zaman kuşkulu olacaktır. Yalnızca tekamül yolunda birey zekasını uyandırıp varoluşsal bilgeliğe ulaşınca edinilen bilgiler her türlü kuşkuların ve kuşkuculuğun ötesinde olur. Bir öznenin, nesnenin, olayın veya kavramın niteliği, varlığı, özelliği, amacı vesaire hakkında içine düşülen tereddüt, şüphe, vesvese, sıkıntı, zan, hayret ve şek kuşku kelimesiyle ifade edilmektedir. Kuşku sarmalı. Kuşku psikolojik bir durumdur ve bu durumun doğurduğu zihinsel sıkıntıdır. Kişinin bir şeyin doğruluğu veya yanlışlığı konusunda tereddüt etmesidir kuşku. Felsefi açıdan iki tür kuşkuculuk mevcuttur. Birincisi, herhangi bir şeye dair edinilen bilgilerin doğruluğundan hiçbir zaman emin olmamak ve kuşkulanmayı değişmez bir tutum olarak benimsemektir. İkincisi, Gerçeğe ulaşmak için her şeyden kuşkulanarak, kuşkulanmayı bir yöntem olarak kullanmaktır. Tekamül yolu, insanı kuşkulardan kurtaran ve ona gerçek öz varlığını gösteren en etkili yöntem bilimdir. Metafizik konularda duyuların yanıltıcılığı bireyi ister istemez kuşkulara doğru sürükler. Bu yolda edinilen bilgiler tekamülsel tekniklerin uygulanması sayesinde doğrulanır ve kuşkular yok edilir. Sonuç olarak kuşkular doğru yolu bulmak için bir araç olarak kullanılır. Çünkü tekamül yolundaki öneri şudur. İnanma, kuşkulan, sor, uygula ve gerçeği deneyimle. Dünyasal düzeyde kuşkunun sonu yoktur. Yalnızca varoluşsal düzeyde kuşku mutlaka son bulur. İşte kuşkunun son bulması, insanın öz varlığından emin olmasıyla gerçekleşir. Zira, tekamül yolunda birey, bitmeyen kuşkudan mutlak bilgiye kuantum sıçrama yapar. İşte bu sıçrama sayesinde birey, mutlak ile bağlantı kurar ve maddi evrenin ötesine geçer. O zaman zihnin kuşkucu yönelimi bireyi rahatsız etmez, tereddütlere neden olmaz ve kararsızlığı ortaya çıkarmaz. Kuşku kelimesi. İnsanlar aynı sorulara aynı yanıtlar ama aynı sorunlara farklı tepkiler vermektedir. Neden acaba? Çünkü zeka uyanmamış, zihin ise iyi kullanılmamıştır. O yüzden insanlar sen kimsin sorusunu benzer şekilde yanıtlar ama sen beden değilsin sorununa farklı tepkiler verir. Aslında bir insanın kendisinin maddi beden olduğuna inanması ve bundan kuşku duymaması en temel sorundur. Zira bütün diğer sorunlar bu temel sorundan kaynaklanmaktadır. Gerçek şu ki, yeryüzünde bütün sorunların nedeni, insanların kendilerinin maddi beden olduklarına inanmaları ve bundan kuşkulanmamalarıdır. En ilginç olan şu ki insanlar birçok şeyden kuşkulanıyor ama bu temel yanılgıdan kuşkulanmıyor. Herkes maddi beden olduğuna inanıyor ve bu bedeni yaşatmak için didiniyor. Ancak beden ölümlü olduğu için beşikten mezara kadar acı çekiyor. Peki çözüm nedir? Tek çözüm tekamül ederek maddi beden olmadığını anlamaktır. Mesele şu ki sen beden değilsin. Sen ölümlü bedende bulunan ölümsüz bilinçli varlıksın. İşte ölümsüzün ölümlüyle bir arada olması bitmeyen kuşkulara neden olmaktadır. İnsan önce geçmişte edindiği eski bilgileri bir tarafa bırakmalı ve ebedi özüne yönelerek öz varlığına merkezlenmelidir. Kuşku içermeyen mutlak bilgiye ulaşmanın biricik yolu budur. Yani insan önce kendi ebedi varlığına dair kesin bilgiye ulaşmalı, ardından da mutlak varlığa erişmelidir. Tüm kuşkuları gidermek için birey en baştan başlamalıdır. Bu da ne demek? Bu şimdiye kadar edinilen bütün dünyevi bilgileri yıkmak demek. Madem ki bu bilgiler kuşkulara son verememektedir, demek ki yetersizdir. Kuşku sonu Ödünç alınmış dünyasal bilgiler, temelleri sağlam olmayan, kötü inşa edilmiş eve benzer. İşte kuşkuları gidermenin en iyi yolu, eski evi yıkıp yerine yenisini inşa etmektir. Bu yeni inşa, varlusal bilgilere temellendiği için kuşku sonu dediğimiz olgu ortaya çıkmaktadır. Geçmişten gelen kuşkulara karşı girişilen yıkma ve yeniden inşa etme yöntemi etkili bir şekilde eski kuşkuları giderir, yeni kuşkuları ise önler. Aslında tekamül yolunda her şey kuşkuya tabi tutulur ve tüm sorulara doyurucu yanıtlar verilerek kuşkular giderilir. Dolayısıyla kuşkuyu kabullenerek birey kuşkuyu gidermektedir. Oysa ki kuşku inkar edilirse güçlenir ve kişiyi ezip geçer. Birey geçmişin kuşku dolu karanlığında ne kadar çok dolaşırsa kuşkulara saplanma korkusu da o kadar çok artar. Hiperbolik kuşku, zihnin neden olduğu düşünme eylemini ortaya koymak için uygulanan bir yoğunlaşmadır. Bu kuşku eylemi benliğin kendine yönelmesini sağlar. Böylece benlik kendini tanımaya başlar. Gerçeğe ulaşmak için birey her şeyden önce mümkün olduğunca eylemi duymalıdır. Böylece gerçeği arayışın bir ürünü olan kuşku, doğru bilgileri elde etmek için bir nevi kılavuz olacaktır. Birey kuşku kılavuzu eşliğinde sonuna kadar yürümeli ve doğru bilgilere ulaşmalıdır. Duyular aracılığıyla elde edilen algılar hiç bitmeyen kuşkuları gündeme getirir. Dünyevi düzeyde bilgi kuşkuyu, kuşku ise bilgiyi reddeder. Bu şekilde dünyevi bilgileri reddeden kuşku sonuna kadar götürülmelidir. Kuşku gündemi. Her kuşku şüphesiz ki varlığın temellerini sorgulamaktadır. Aslında hem duyular hem de duygular aracılığıyla elde edilen bilgilerin gerçekliği sorgulanmalıdır. Bu aşamada varlık sorunu ön plana çıkar, güven sorunu ise arka plana atılır. Zira varlığı olmayan şeylerle ilgilenmek kendini kandırmak demektir. Tekamül sayesinde arınmış zihin aracılığıyla birey hem kuşkuları giderir hem de gerçek bilgiye ulaşır. Genelde zihin kavramlar oluşturarak bilgi edinir ve sonra da bu kavramları imgelem aracılığıyla kullanır. Oysaki kuşku her şeyi yok saymanın bir aracı olarak imgelemin yanılsamalarını da reddeder. Kuşku sonuna kadar götürüldüğünde zihnin benliğe yönelmesini sağlar bireyin gerçek benliğini kavramasıyla kuşkular son bulur. O zaman her şeyden kuşku duyan ben, kendinden kuşkulanmayı bırakır. Gerçek kuşkularla maskelenmiştir. O yüzden birey tekamül aracılığıyla kuşku maskelerini çıkararak mutlak gerçeğe ulaşabilir. Bir insan hata yapmamak için kuşkulu şeylerden sakınır. Herkeste kuşkulu şeylere inanmaktan alıkoyan bir istenç var. Bu istenç tam bir özgürlüğe sahiptir ve insanı kuşkulu şeylerden sakındırarak aldanmasını önler. Birisi Tanrı'nın onu yarattığına, diğeri ise yaratmadığına inanabilir. Fakat her iki inanç kişilerin var olmaya devam etmesini engelleyemez. Tanrı'ya ister inan, ister inanma, var olmaya devam edeceksin. Kuşku eylemi O zaman bu Tanrı yaygarası neyin nesi? Bu tanrı yaygarası cahilliğin sesi. İnsanları olmayan bir şeye inandırarak köleleştirmenin ta kendisi. Bireylerin beynini yıkayarak kuşkulara rağmen gerçeğin hayattan sürülmesi. Her şeyden kuşku duyan insan kendisinin varlığından kuşkulanamaz. Yani kuşku eylemi içinde olan insanın var olduğundan kuşkulanması imkansızdır. Kısacası varlık kuşkuyu ortadan kaldırarak Doğru önerme ileri sürer. Kendi varlığından kuşkulanan insan şunu anlamalıdır. Eğer kendi varlığından kuşkulanıyorsa demek ki vardır. Yani kişinin varlığının kanıtı varlığından kuşkulanmasıdır. Çünkü var olmayan bir şeyden kuşkulanamaz. Bu gerçek hiç kimsenin sarsamayacağı kadar kesin ve sağlamdır. Bu şekilde zihin kuşkudan kurtarılabilir aslında insan mutlak bilgiye ulaşıncaya dek kuşku ona rehberlik etmelidir. Yani birey mutlak bilgiye ulaşmak için kuşkuyu bir araç olarak kullanmalıdır. Kuşku evrensel bir olgudur çünkü herkeste kuşku var. O yüzden insan kendisini sorgulamalıdır. Zira kuşku benliği yok saymaz. Böylece yöntemsel kuşku da zihin yoluyla ortaya çıkmakta ve düşüncenin temellendirilmesine yardımcı olmaktadır. Bir insan kuşku sayesinde kendisini haklı çıkardıktan sonra kuşkuyu kolaylıkla giderebilir. Bu durumda kuşkunun varlığı ortadan kalkar. İnsan yapımı Tanrı kuşkulara neden olur. O yüzden tekamül sayesinde kuşkulanma giderilince Tanrı yanılması da ortadan kalkar. Kuşku Yöntemi Birey kendini tanımayı metafizik yoluyla aradığında ben neyim sorusunu sorar. Yanıt kuşkulanan özne. Peki bu ne demek sorusunun yanıtı hayatta kalma güdüsü. Bireyin hayatta kalması için zihin kuşkulanır ve sorgular. Doğru yanıt ise zeka işidir. Zihnin kendiliğinden kuşkulanma ve sorgulama eyleminde bulunmasının sonucu olarak kuşkulanmanın var olma ilişkisi kurulmaktadır. Yani var olmak için kuşkulanıyorum ve kuşkulanıyorum demek ki varım. Aydınlanmış insan bildiği bütün sözüm ona doğrulardan kuşkulanmalıdır. Tekamül etmek ve zekayı uyandırmak için bu adım vazgeçilmezdir. Kuşkulanılan her doğru irdelenmeli ve doğruluğu keşfedilmelidir. Bilgi kuşkuyu Kuşku da bilgiyi getirir. Ayrıca düşünce kuşkuya, kuşku da düşünceye neden olur. Kuşkusuzdur ki hem düşünmek hem de kuşku duymak aynı derecede doğrudur. Aslında kuşkulanmak belli bir şekilde düşünmek demektir. Zira kuşku dolu düşünce ve düşünce dolu kuşku mevcuttur. Aslında bir insan düşünmezse ne kuşkulanıp kuşkulanmadığını ne de var olup var olmadığını bilir. Ancak kuşkulanan insan varlığının farkında olur ve var olduğunu bilir. Demek ki kuşkulanmak var olmak demektir. Var olmak düşünmek, düşünmek kuşkulanmak, kuşkulanmak daha çok düşünmek ve daha çok düşünmek daha derinden var olmak demektir. Birey bilincin dolaysız gerçekliği karşısında kuşkulanıp duraksar İrdeler ve neticede kuşku yerini öz varlığın bilgisine bırakır.